1012 lira. Sanırsam 300 liraya geçtik. Geçen senede tam bunun yarısıydı. 1 lirayı buluyor yaklaşık. Kömür, odun fiyatlarını da düşünürsek. 650. Şu anda 725 lira. Geçen sene 500 gelmişti. Bu sene 800 geldi. Yani insanlar zorda. Hele emeklinin ayakta duracak şansı hiç yok. Bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri'de yaşayan vatandaşlara evlerine gelen en sonki doğalgaz faturasını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. 90 liraya yatırdım. Dün yatırdım daha. Bina aidatıdır, şudur budur, artıyor şeyler, fiyatlar. Yani bunların neden olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Öyle. Geçen sene göre bakacak olursak fiyat farkı var mı? Geçen sene var, olmaz olur mu? Geçen sene misal 75-80 lira gelen, bu aylarda gelen fatura şu an neredeyse 25-30 TL arttı. Bunun sebebinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Öğreneceğiz. 300 liraydı, şu anda 560 lira geliyor. Tabii ki çok yüksek. O insanlar tamam binaları da bina yönetimlerine vermişler. Ödemediğin zaman haciz geliyor. Bunu ödemek zorundasın ya da satıp gitmek zorundasın. Koyuna dönmek zorundasın yani. Yani insanlar zorda yani, zorda. Zorda. Gerçek zorda yani. Kömürle ısınacağım desen, kömürün de tonu 4-5 bin lira olmuş. Onunla da ısınma şansın yok. Yani insanlar zorda. Hele emeklinin ayakta duracak şansı hiç yok. Bilmiyorum onu da. Ben yatırmadığım için bilmiyorum. Ama olan yatırıyor. He. Ama ben şimdi bu... devletten memnun değilim. Niye de 1,5 alan adam 2,5 alıyor yani. Bana 530 lira para vermiş. Şimdiki 1,5 alan adam 2,5 alıyor. Bu adalet mi yani? Söyleyin yani. Ben onun için yani bu devlete yani bunun için ben şeyim yani. Sizler emekli misiniz? Emekliyim. Sizler emekli maaşlarından memnun değilsiniz. Memnun değilim yani. Verdiğim emekli maaşından memnun değilim. Niye de? Yani ben 2 milyar 90 lira alıyorum, 2 milyar 630 lira alıyorum şimdi. Yani 1,5 alan adam 2,5 alıyor. Bu adalet mi yani? Söylüyorum yani. 1012 lira. 1012 lira. Geçen sene ne kadardı? Son fatura mı? Geçen sene bu dönemdeki faturanız ne kadardı? Aşağı yukarı 700-800 civarında veriyordum. Yaklaşık 200-300 liralık bir artış var sanırım. 300 lira gibi bir artış oldu, evet. Peki sizler bu ücreti rahatlıkla ödeyebiliyor musunuz? Ben ödüyorum ama Allah ödeyemeyene yardım etsin yani. Ben ödüyorum şu anda. Peki sizler yaktığınız yakıtı hesaplıyor musunuz? Bu ay bana şu kadar fatura gelecek diye. Aşağı yukarı. Peki tutuyor mu ortalama? Hemen hemen yani tam birebir tutmasa bile yakın rakam geliyor. Valla tam olarak şey yapmıyorum da 300 küsür lira gibi. Sanırsam 300 liraya geçtik. Geçen senede tam bunun yarısıydı. Yani %100 artış var zaten doğalgaz biliyorsunuz. Elektrik, su, doğalgaz %100 artış var. Peki sizler bu ücretleri rahatlıkla ödeyebiliyor musunuz? Ya ben ödeyebiliyorum ama sanırsam Kayseri'de %25'i benim gibi ödeyebiliyor, %75'i de ödeyemiyor. Yani az önce apartmanda biriyle karşılaştım. Adam ta Fuzuli'de halk ekmeği almak için Fuzuli'ye gelmiş. Niye dedim, burada ekmek yok mu, burada daha ucuz dedi. Düşün ya, adam Fuzuli'ye bir de 2 poşet ekmek almış. Yani durum böyle. En son gelen faturamız elektrik olarak 375 lira geldi. Suyumuz 150 lira geldi. Telefon, internette zaten 300 lira internetimiz buluyor. Telefonumuzda bir hasıl o kadar. Bayağı yüksek yani faturalarımız bu aralar. Peki doğalgaz faturası? Doğalgazımızı kullanmıyoruz biz, sobalı evimiz. Doğalgazımız yok. Peki sobalı bir evde bir ay ısınmak için ne kadar bir ücret harcadınız? 1 lirayı buluyor yaklaşık. Kömür, odun fiyatlarını da düşünürsek 1 lirayı buluyor. Aylık 1000 lira ödüyorsunuz. Evet. Peki rahatlıkla ödeyebiliyor musunuz? Maalesef. Eşim malulen emekli. Zaten 2 lira maaş alıyor. 1 lirası faturaya gidince, 1 lirası diğer faturaya gidince yeme içme çok zor yani. Peki geçen sene ne kadardı fiyatlar? Geçen sene yarı yarıyaydı. Yani yarıdan da fazla aslında. 100 liraysa 500 lira oldu. 2-3 katı arttı bu sene faturalar. Peki 1000 lira harcamanıza rağmen ısınabiliyor musunuz evde? Maalesef. Yalıtımımız da yok, ısınamıyoruz da. Gecekondu olduğu için evimizde ısınamıyoruz. 650. Önceki de 400 küsürdü işte. 420 falandı. Şu anda hemen hemen 1/3 oluyor herhalde. Peki sizler bu ücretle rahatlıkla ödeyebiliyor musunuz? Vallahi emekliyim. İşte söylemeye bir gerek yok. Emeklinin durumu ortada. Zor yani, gerçekten zor. Peki yaktığınız yakıtı hiç hesapladınız oldu mu? Bu ay bana ne kadar gelecek diye hesaplıyor musunuz? Vallahi vanaları kısılıyorum. Ayarlarına getirin. Düşük ayarda çalıştırmaya çalışıyorum yani. Ki mümkün olduğu kadar düşük fiyatlı ücret gelsin diye. Peki ısınabiliyor musunuz? Vallahi ısınıyor muyuz? Isınmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Isınamıyoruz, istediği gerçek bir şekilde ısınma şansımız yok. Bu gerçek yani. Şu anda 725 lira gelen fatura. Peki geçen sene ne kadar gelmişti bu dönemlerde? Geçen sene 370 falan civarındaydı. Tabii şu andaki gelen faturada dediğim fiyat. Ama bilmiyorum tabii. İnşallah iyi olur diyorum. Yaklaşık 2 katı bir fiyat artışı var sanırım. Evet. Evet. 2 kat bir fiyat artışması var, evet. Peki sizler bu fiyatı rahatlıkla ödeyebiliyor musunuz? Ya şimdi bu insanların gelir seviyesiyle ilgili bir şey. Yani insanlar tabii Türkiye'de insanların gelir seviyesini ayırt etmek lazım. 850 lira. Geçen sene 500 gelmişti. Bu sene 800 geldi. Peki gelen faturayı nasıl buldunuz? Yüksek. Pahalı.